1, 3, 5, 7, 9 ve 11 sayılarının tamamı aralarında toplama veya bölme sembolleri bulunan 6 kutuya her kutuda birer sayı olacak biçimde yerleştirildiğinde elde edilen işlemin sonucu 35 olmaktadır. A artı B toplamı en çok kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar buraya en büyük sayıları vermeye çalışacağım tamam mı? A'ya ve B'ye en büyük sayıları vermeye çalışacağım. Peki burada en büyük sayımız hangisi? 11 değil mi? O zaman A'ya 11 vereyim dedim. Sonucun tam sayı olduğunu biliyorum, 35'e eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 11'in tam bölüneceği bir sayı yazmam lazım. E 11 zaten asal bir sayıydı. Burada sadece hangisine bölünecektir? 1'e bölünecektir. Asal olduğu için zaten kendisine ve 1'e bölünebiliyor. Bu durumda b'ye 1 yazsam, diğerleri de ne olacak bu durumda? 3, 5. 7 ve 9. 11 bölü 1'den 11 geldi. 9 buradan 20, 27, 32, 35 sağladı mı sağladı. Demek ki A'ya 11, B'ye 1 verebiliyormuşum. Bu durumda A artı B kaç geliyor? 12 geliyor. Peki başka ne verebilirim? Acaba daha büyük bir sayı verebiliyor muyum? Bakalım hadi. A'ya 9 versem arkadaşlar. Burada 9'un bölündüğü hangi sayılar var? 1 var ve 3 var. Şimdi ben A artı B'nin fazla olmasını istiyorum. 1 verirsem 9 artı 1'den 10 olur. 3 verirsem 9 artı 3'den 12 olur. E biz zaten 12'yi bulmuştuk. Daha büyük bir değer bulmadık. 7 versek, 7 zaten asal bir sayı olacağı için... ...B'ye mecbur 1 vermemiz gerekecek. Toplamları bu sefer 8 olacaktır. 5 verirsek yine daha düşük. 3 verirsek yine daha düşük gelecektir. Yani en fazla 12 gelecektir. Cevabımız da Denizli seçeneği olacaktır. A, B ve C sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. A bölü B çarpı C ifadesindeki A, B ve C sayılarından her biri 3 ile bölünürse. Şimdi A'yı da 3'e bölüyorum. A bölü 3 geldi. B'yi 3'e böldüm. B bölü 3 geldi. C'yi 3'e böldüm. C bölü 3 geldi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar Birinci olduğu gibi kalacak. ikinciyi ters çevirip çarpacağız. Birinci dediğimiz neresi? A bölü 3. A bölü 3'ü olduğu gibi bıraktım. İkinci dediğimiz de şunlar. B bölü 3 ile C bölü 3. Bunları da ters çevirerek çarpacağım. B bölü 3'ü ters çevirdim. 3 bölü B geldim. C bölü 3'ü ters çevirdim. 3 bölü C geldi. Şu 3'ler burada sadeleşirse... Yukarıda ne kaldı? 3A kaldı. Aşağıda da B çarpı C kaldı. Seçeneklere baktığımda Denizli'nin doğru cevap olduğunu görüyorum. birbirinden farklı A, 3, 7, B, 10 pozitif tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki sayı A oluyor. Buna göre B aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Şıkları teker teker bakalım olur mu? Mesela B yerine 2 verdiğimde A'yı tam ortaya yerleştirebiliyor muyum? B yerine 2 verdiğimde arkadaşlar bu defa ne olacaktır? En küçük sayımız 2 olacaktır. Bir sonra 3 var. Sonra 7 var. Sonra 10 var. Şimdi ben A'yı tam ortaya yerleştirmek istiyorum. Şimdi tam ortaya yerleştirdim. Tam ortası neresi? Şurası. 3 ile 7 arasına ben bir pozitif tam sayı koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. 4 koyarım, 5 koyarım, 6 koyarım. Yani A yerine 4, 5, 6 verdiğimde B'nin 2 olması sağlanabilir. Bu durumda A'yı eledim. Geldim B seçeneğine. B'ye 4 verdiğimde ne oluyor? Bu defa en küçük hangisi olacaktır B'ye 4 verince? En küçük 3 var. B'ye 4 verdik diyelim. Bir sonra 4 geldi. A'yı bilmiyoruz. A'yı şu anda yerleştirmedik. Bir sonra ne var? 7 var ve 10 var. Bu durumda ben A'yı tam ortaya yerleştirebiliyor muyum? Buna bakacağım. Tam ortası neresi? Şurası. Buraya hangi sayıları verebilirim? 5'i ve 6'yı verebiliyorum. Demek ki bu da oluyor. O zaman B'yi deledim. Geldim C seçeneğine arkadaşlar. C seçeneğinde B'nin 6 olabileceğini söylemiş. Bu durumda en küçük 3 oldu. İkinci büyük 6 oldu. Sonra 7 sonra 10. A'yı ben burada ortaya yerleştirebiliyor muyum bakacağım. Tam ortası neresidir arkadaşlar? Şurasıdır. E 6 ile 7 arasında bir tam sayı var mıdır? E, yoktur 6'dan sonra zaten 7 geliyor. O zaman buraya bir A sayısı yerleştiremiyorum ben. O zaman B'ye kesinlikle 6 veremem diyeceğim. Cevabım da Ceyhan seçeneği olacak. A, B, C ve D birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere. A artı B eşittir C. A çarpı B çarpı D'nin de 0 olduğunu vermiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. D'nin 0, 1, 2, 3, 4 olabileceğini söylemiş seçeneklerde Şimdi arkadaşlar burada e, şu e, çarpmanın sonucu 0 olduğuna göre burada ya A 0'dır ya B 0'dır ya da D 0'dır ya da hepsi birden de 0 olabilir gerçi. Şimdi diyorum ki A 0 olabilir mi acaba? Şimdi A'nın 0 olduğunu düşünsek arkadaşlar. Yukarıda bir eşitlik daha vermiş. A yerine 0 desem. B yerine de 5 desen mesela sonuç ne olacaktır? 5 olacaktır. Bu durumda B de 5 oldu, C de 5 oldu. Farkındasın değil mi? Yukarıda bize ne demişti? A, B, C, D birbirinden farklı gerçel sayılar demişti. O zaman ikisi aynı anda 5 olmaz. Ama A sıfır olunca ikisi aynı sayı oluyor. Ya da B'nin sıfır olduğunu düşünün. Bu durumda A ile C birbirine eşit oluyor. O zaman diyorum ki A ile B'nin kesinlikle sıfır olmaması lazım. E şu çarpma işlemin sonucu sıfırsa muhakkak D sıfırdır ki sonuçta sıfır gelmiştir. Yani cevabımız Adana seçeneğidir. K, L ve M birer gerçel sayı olmak üzere. K'dan M çıkarmışız. Sonuç L, L gelmiş. Şöyle yazalım. K eksi M eşittir L olmuş. Hatta eksi M'yi karşıya atalım mı? Artı M olarak geçti. Artı L oldu. Şöyle geldi. Yukarıda verilen çarpma işlemine göre k artı l artı m toplamı aşağıdakilerden hangisine daima eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar biz burada m artı l gördüğümüz yere k yazabileceğimizi gördük değil mi? O zaman şurada gidelim l artı m gördüğümüz yere k yazalım. E k buradan k buradan sonuç ne gelecektir? 2k gelecektir yani Adana seçeneği olacaktır. İfadelerindeki boş dairelerin içine toplama, çıkarma ve çarpma sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse 3 işlemin sonucu a eşittir 2 için aynı sayıya eşit olur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burası ne olacaktır? a yerine 2 verdiğimizde eksi 2 olacaktır. Burası da 2 olacaktır. E, burası eksi 2, burası da eksi 2 olacaktır. Şurası 2 olacaktır, burası da eksi 2 olacaktır. Peki Seçeneklere teker teker bakalım. Önce A'daki seçeneğe bakalım. Araya artı koyalım demiş. Artı koyduğumuzda burası ne oldu? Eksi 2 iki artı 2'den 0 gelmiş oldu. İkinci de araya eksi koy demiş. Şöyle eksi koyuyorum. Ne oldu şimdi? Burası eksi 2 idi. Eksi eksi 2'den artı 2 oldu. Sonuç 0 oldu. Bak eşit geldi birbirine. Üçüncü de çarpma koy demiş. Çarpmayı koyduğumuzda ne gelecektir? 2 ile eksi 2'yi çarpacağız. Eksi 4 gelecektir bu diğerlerinden farklı geldiği için A seçeneğini kabul edemiyorum ben burada. Bunları hemen siliyorum. Geldik B seçeneğine. A seçeneğini eledim. B seçeneğinde birinci daireye eksi yaz demiş. Eksi yazınca ne olacaktır? Eksi 2, eksi 2 daha, eksi 4 olarak geldi. İkinci daireye artı yaz demiş. Eksi 2 artı eksi 2 yine eksi 4 olarak gelecektir. Üçüncü daireye de çarpı yaz demiş. 2 ile eksi 2'yi çarptığımızda eksi 4 geldi. Bak üçünün sonucu da birbirine eşit oldu. Bizim de istediğimiz buydu zaten. Cevabımız Bursa seçeneği oldu. kendisinden farklı pozitif çarpanlarının toplamı kendisine eşit olan tam sayıya mükemmel tam sayı denir. Örneğin 6'nın çarpanları 1 2 3 6. Kendisi hariç 1 2 3 var. Bunların toplamı da 6 geliyormuş. O zaman bu mükemmel tam sayıymış. Çok güzel. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mükemmel tam sayıdır? Şimdi 18'in kendisi hariç çarpanlarına bakacak, pozitif çarpanlarına bakacak olursak 1 var. 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 6'ya bölünür ve 9'a bölünür. Bunların toplamı 18'i veriyor mu bakarız. 9 6 daha 15, 3 daha 18, 2 daha 20, 1 daha 21. 18'i geçtik. Demek ki bu değil. B'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bunun çarpanları 24'ü çarpanları 1 vardır, 2 vardır, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür, 8'e bölünür, 12'ye bölünür. 24'e de bölünür ama kendisini almıyorduk. Toplamlarına bakıyorum. 12, 8 daha 20. 6 buradan 26. E çoktan zaten 24'ü geçtik. Dolayısıyla bu da olmayacaktır. C seçeneğine bakıyorum. 28'in çarpanları 1 var. 2'ye bölünüyor, 3'e bölünmüyor, 4'e bölünüyor, başka 7'ye bölünüyor ve 14'e bölünüyor. 28'ini almıyoruz kendisi olduğu için. 14, 7 buradan 21, 4 buradan 25, 2 buradan 27, 1 de buradan 28 olarak geldi. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. A, B ve C birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere aşağıdaki bazı gözleri boş bırakılan toplama ve çarpma tabloları verilmiştir. Buna göre C değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şuraya bakıyorum. B ile C'nin toplamını bize kaç olarak vermiş? 9 olarak vermiş. Hemen yazıyorum o zaman. B artı C eşittir 9'dur. Şuraya bakıyorum. A ile B bu çarpım tablosu çarpımlarını 20 olarak vermiş. A çarpı B eşittir 21. 21 olarak vermiş. Şurada da A ile C'nin çarpımlarını 42 olarak vermiş. A çarpı C eşittir 42. Ben şimdi burada eğer taraf tarafa bölme işlemi yapacak olursam A'lar sadeleşecektir. Ne kaldı burada? B bölü C kaldı. 21 ile 42'yi de sadeleştirdiğimde ne olacaktır? 1 bölü 2 gelecektir. Bu durumda ben eğer B yerine burada K verecek olursam C yerine 2K vermem gerekir. Şimdi gidiyorum B yerine K, C yerine 2K yazıyorum. K artı 2K eşittir 9 geldi. Yani 3K eşittir 9 K eşittir iki tarafı da 3'e böldüğümüzde ne gelecektir? 3 gelecektir. Bize neyi sormuş? C değerini sormuş. C değeri 2K'ydı. Yani 2 çarpı 3'ten 6 geldi. Cevabımız denizli seçeneği oldu. Ebrar ve Hüsnü, Mesut'tan 28, 35, 44, 52 ve 63 sayılarından birini seçmesini istiyorlar. Hatta biz de şuraya yazalım arkadaşlar. 28 var, 35 var, 44 var, 52 var ve 63 var. Mesut seçtiği sayının rakamlar çarpımını Ebrar'a söyleyecekmiş. Rakamlar toplamını da Hüsnü'ye söyleyecekmiş. Sonrasında Ebrar ile Hüsnü arasında geçen konuşma aşağıda verilmiştir. Ebrar Mesut'un seçtiği sayıyı bulamadım demiştir. Şimdi Ebrar bu sayıyı nasıl bulamadı arkadaşlar? Ebrar'a rakamlar çarpımını söylemişti. 28 olsa rakamlar çarpımı ne gelecektir? 16 gelecektir. 35'in rakamlar çarpımı 15, 3 çarpı 5'ten 4 çarpı 4'ten 16 5 çarpı 2'den 16 çarpı 3'ten 18 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar Mesut'un seçtiği sayı burada 52 olsaydı bu durumda rakamlar çarpımını Ebrar'a 10 diyecekti. Ve Ebrar buradan direkt anlayacaktı Mesut'un seçtiği sayının 52 olduğunu. Ya da 18 deseydi rakamlar çarpımına o zaman diyecekti ki senin seçtiğin sayı 63 diyecekti. Ancak bulamadım diyor. Niye bulamadı? Çünkü 16 demiş ki 2 tane 16 var hangisi olduğunu Ebrar anlamamış. Yani 28 de olabilir 44 de olabilir. O yüzden Ebrar bu sayıyı tam olarak bulamadım diyor. Şimdi geldik Hüsnü'ye arkadaşlar. Hüsnü'ye neyi söylemişti Mesut? Rakamlar toplamını söylemişti. Yani 28'in rakamlar toplamı 10 geldi. 35'in rakamlar toplamı 8 geldi. 44'ün rakamlar, rakamlar toplamı 8. 52'nin rakamlar toplamı 7. 63'ün rakamlar toplamı 9 oldu. Hüsnü nasıl başlıyor söze? Ben de bulamamıştım diye başlıyor. Hüsnü nasıl bulamamıştır? E 8 gelmiştir ki Doğru değil mi? Çünkü 7 7 deseydi mesela Mesut ona direkt 52'yi seçtiğini anlayacaktı. Ama 8 iki tane olduğu için bu iki taneden hangisi olduğunu Hüsnü anlamamıştır. Başta. O zaman diyorum ki bak şu iki taneyi ayırdı ama bu iki taneden hangisi olduğunu 35 mi 44 mi olduğunu anlamadım. Şimdi daha sonra demiş ki ancak sen bulamadığını söyleyince. Burada işte şunu düşünmüş Hüsnü. Ebrar'a rakamlar çarpımı söylenmişti. Demek ki rakamlar çarpımı da böyle iki tane sayının aynı gelmiş ki Ebrar da bulamamış. E o zaman 28 ve 44 demiş Ebrar. Bunu düşünmüş Hüsnü. Daha sonra e ben de 35 ve 44 dedim. İkimizin ortak olarak söylediği hangisi var? 44 var. O zaman Mesut'un söylediği sayı kesinlikle 44'tür demiş ve Mesut'un söylediği sayıyı bulmuştur. Cevabımız Ceyhan oldu bu durumda. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere 3 bölü A eşittir B bölü 2 eşittir C eşitliği veriliyormuş. Buna göre C'nin en büyük değeri için. Şimdi arkadaşlar C burada hem 3 bölü A'ya eşit hem B bölü 2'ye eşit. Şimdi B bölü 2 de Vereceğimiz sayılar çok geniş. Yani B'ye burada 10 versem 10 bölü 2'den 5 gelir. 20 versem 20 bölü 2'den 10 gelir. Ancak şuradan başlarsak daha net şeyler söyleyebiliriz. Çünkü A'nın pozitif tam sayı olduğunu söylemişti. 3'ün A'ya bölündüğünü söylüyor. 3'e bölünen hangi sayılar var? 1 ve 3 var. Ben burada 3 versem A'ya 3 bölü 3'den 1 gelecektir. 1 versem ama 3 bölü 1'den 3 gelecektir ve 3 daha fazla oldu doğru değil mi? O zaman diyorum ki A'ya ben burada 1 versem ne geldi? 3 bölü 1 geldi. Yani 3 geldi. Peki B'ye kaç vermem lazım ki burası yine 3 gelsin eşitlik bozulmasın. E B'ye de buradan 6 verirsem arkadaşlar 6 bölü 2'den yine eşitlik bozulmayacaktır. E de bu durumda ne gelecektir? 3 gelecektir. C'nin de 3 olduğunu anladık. Bizden ne istemişti? A artı B artı C'yi istemişti. 6 artı 3 9 1 de buradan 10 geldi. Cevabımız Bursa seçeneği. Aşağıdaki şekilde 1'den 9'a kadar rakamlar çemberlere birer kez yerleştirilecektir. A, B, C ve D sayıları etrafındaki dairelerde bulunan rakamların toplamına eşittir ve şunu vermiş A büyüktür, B büyüktür, C büyüktür, D. Buna göre x çarpı y kaçtır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar şıklara bakacak olursak 30 mesela Hangi iki sayıyı çarparız da 30'u yakalarız? Bunlar tabii birden 9'a kadar olan rakamlar olacak. 6 ile 5 olabilir değil mi? Ama burada zaten 5'i kullandığımız için biz X ve Y yerine tekrardan 5 kullanamayız. Bu durumda cevabımız kesinlikle A olmayacaktır. 35'i yakalamamız için X ve Y'den birine 7, birine 5 vermemiz gerekir. E 5'i kullanmıştık. Dolayısıyla bu da olmayacaktır. C'ye geldiğimizde arkadaşlar 42. 42'yi nasıl yakalayabiliriz peki? Hangi iki rakam? 6 ile 7'yi yazabiliriz. Mesela. Burada y yerine 7 yazsak, x yerine 6 yazsak bakalım sağlayabilecek miyiz? Şuradaki değerler sağlanacak mı? Yani a büyüktür, b büyüktür, c büyüktür, d. Bu sağlanmış olacak mı? Şimdi d'nin ben mümkün olduğunca küçük olmasını istiyorum. Doğru değil mi? Burada 4 var, 7 var, 2 var. 4, 7 daha 11 oldu. 2 de buradan 13 oldu. 1 kullanılmış mıydı? Kullanılmamıştı. En küçük olduğu için d'nin de küçük olmasını istediğim için 1'i burada kullanabilirim. Ne geldi şimdi? 14 geldi. D buradan 14 geldi. Peki B kaç geldi arkadaşlar? B 7 artı 5 12 3 buradan. 15 4 de buradan 19 geldi. B eşittir 19 olarak gelmiş oldu. Şimdi kullanılmayan tek bir tane sayı kaldı geriye. 9 kaldı. 9'u da şurada yazacak olursak C kaç geldi bakalım arkadaşlar. 6 buradan 2 buradan 8 4 buradan. 12 9 da buradan 21 geldi. E şimdi... C B'den daha büyük oldu halbuki B'nin C'den daha büyük olması lazımdı. O zaman bu şekilde olmayacaktır. Yerlerini değiştirsek bir de. Yani Y yerine 6 versek, x yerine 7 versek bu şekilde sağlanır mı bakalım. Şuraya yine 1 veriyorum d'nin küçük olmasını istediğim için. 6 4 daha 10 oldu. 12 13 oldu. d buradan 13 olarak gelmiş oldu. b kaç geldi peki arkadaşlar? b'ye bakıyorum. 6 4 de buradan 10 8 de yukarıdan geliyor. 18 olarak gelmiş oldu. Şimdi kullanılmayan tek sayı yine 9 kaldı. 9'u da şuraya yazdığımızda 9 4 13 2 buradan 15 7 de buradan 22 olarak geldi. C eşittir 22. Şimdi bakıyorum yine C B'den daha büyük oldu. Bu şekilde olmayacak demek ki. Buradan bize bir çözüm gelmiyor. C'yi deleyeceğiz de o zaman. Peki. C'yi deledim. D'ye geldim arkadaşlar. 54 olması için hangi iki rakamın çarparsam 54 gelir? 6 çarpı 9 dersem değil mi? 6 çarpı 9 54'tür. Birine gideceğiz 6 yazacağız diğerine gideceğiz 9 yazacağız. Şuraya 9 yazdık diyelim buraya 6 yazdık diyelim bakalım sağlayacak mı? D'nin yine en küçük olması için ben yine şuraya 1 veriyorum tamam mı? Bu durumda D eşittir 9 artı 1 10 14 2 de buradan 16 geldi. B'yi kaç bulduk şu anda? B'yi de 9 4 daha 13 16 5 de buradan 21 olarak geldi. Şu an burada kullanılmayan tek sayı 7'dir. O zaman buraya da mecbur 7 yazacağız. C'ye bakıyorum arkadaşlar. 6, 2 daha 8, 4 buradan 12, 7 de buradan 19 oldu. A'ya bakıyorum şimdi bir de. 7, 4, 11, 3 buradan 14, 8 de buradan 22 oldu. Şimdi en büyükleri hangisi? A, bir sonra B, bir sonraki C, bir sonraki D. Bizden istediği şart sağlanmış oldu. O zaman cevabımız denizli seçeneği oldu. M bir doğal sayı olmak üzere. Kutunun içerisine M yazıldığında bu dışarı 5 eksi M olarak geçiyormuş. Buna göre kutunun içerisine eksi M yazılmış. Kutunun içerisine eksi M yazıldığında da 5 eksi eksi M olarak dışarı çıkacaktır. Artı diyorum kutunun içerisinde 1 eksi M varsa o zaman diyorum ki bu da 5 eksi M gördüğümüz yere 1 eksi M yazacağız bu sefer de. Şöyle dışarı çıkacaktır. Peki eksi eksiden burası artı oldu. 5 artı M. Daha sonra 5 geldi. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi 1 artı m olarak gelmiş oldu. 5, 5 daha 10, 1 çıkarttım 9 geldi. M buradan, M buradan, 2 tane M olmuş oldu. Bize neyi sormuştu? Bu ifadenin alabileceği en küçük değeri sormuştu. Yukarıda M'nin bir doğal sayı olduğunu söylemişti arkadaşlar. Ve şu ifadenin en küçük değeri isteniyor. Bu durumda M'ye en küçük doğal sayı veririm. En küçük doğal sayı hangisidir? 0'dır. O zaman M'ye 0 verdiğimde 9 artı 2 çarpı 0'dan sonuç yine 9 olarak gelecektir. Yani Edirne seçeneği olacaktır. Aşağıda bir silgi ve bir kalem tıraşın bir cetvelle ölçülmesi gösterilmiştir. Silgi ile kalem tıraşın toplam uzunluğu a artı 13 bölü 2 birim olduğuna göre a değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki silgi anladığım kadarıyla birden a'ya kadar değil mi? O zaman silginin uzunluğu nedir? a eksi 1'dir denilebilir. Peki aşağıda da kalem tıraş var. Kalem tıraş da 3'ten başlamış nereye kadar gitmiş peki? Bak şurada A, burada A artı 1 var. Bu A ile A artı 1 arası 4 parçaya bölünmüş. Kaç parça salınmış? 2 parça salınmış. Demek ki şu nokta nereye denk gelecektir? A artı 4 parçaya bölünmüş 2 salınmış. Yani sadeleştirdiğimizde A artı 1 bölü 2 noktasıdır. Şurası. Şurası A artı 1 bölü 2 noktası. Peki bunun başlangıç noktası neresiydi? 3'tü. O zaman A artı 1 bölü 2'den 3'ü çıkarmamız lazım. A artı 1 bölü 2 eksi 3 diyorum. Ne gelecektir buradan? A 2 çarpı eksi 3 eksi 6 artı 1'den eksi 5, eksi 5 bölü 2 olarak geldi. Bu durumda kalem tıraşın uzunluğu A eksi 5 bölü 2. Silginin uzunluğu da zaten A eksi 1'di. Bize ne demişti? Silgiyle kalem tıraşın toplam uzunluğu A artı 13 bölü 2 demişti. Topluyorum hemen. A eksi 1 silgiydi. A eksi 5 bölü 2 de kalem tıraştı ve bunların toplamı da A artı 13 bölü 2 olarak gelmiş. Şimdi şuradaki A ile buradaki A gidecektir. İki tarafta da var. Daha sonra ne geldi? A-1 vardı burada. Şu eksi 5 bölü 2'yi karşıya attığımızda arkadaşlar artı 5 bölü 2 olarak geçecektir. Burada zaten 13 bölü 2 vardı bir de 5 bölü 2 olarak gelmiş oldu. Paydalarımız eşit o zaman paylar toplanacak. 13, 5 daha 18 oldu. 18'i 2'ye böldüğümüzde de 9 geldi. Yani A-1 eşittir 9. Eksi 1'i karşıya attığımızda artı 1 olarak geçti. 9 artı 1'den de burası 10 oldu. Peki bize neyi sormuştu? A değerini sormuştu. Biz de bunu 10 olarak bulduk zaten. Cevabımız Denizli seçeneği.